sanırım dolu gelmişsindir. Yani öfkeyle dolu gelmişsindir. Çok öfkeli değilim ya. Hadi ya. Ama şey yani zorla kendimi bu programa davet ettirmiş olmanın verdiği sorumluluğu taşıyorum. Estağfurullah. Çok mutlu oldum gerçekten. Ben söylemeyecektim sen söylemeseydin. Sen yazdın. Çok izliyorum, çok seviyorum. Evet. Aşırı mutlu oluyorum böyle şeyler olunca ya. Çünkü ben galiba tam olarak kimsenin izleyeceğini düşünmüyordum bu programı ilk yapmaya başladığımızda. Ama duydum ki izlenme oranları gayet iyiymiş. Evet, bir yükseliyor. Abone sayımız falan yükseldi. Hoş geldin Sarp Akkaya. Nasıl? Hoş bulduk. Organik giriş. Evet, çok iyi oldu. Teşekkür ederim ya gerçekten. Ben teşekkür ederim kardeşim. Çünkü şöyle bir yokluk içinde olduğumuzu düşünüyorum. Program eksikliği var. Çok program da var ama evet. Sorular hep aynı sorular. Cevaplar hep aynı cevaplar. Evet. Açıyorum televizyonu, aynı insanlar. Hani o yüzden çok heyecanlandırdı beni bu işiniz. Valla teşekkür ederim. Çünkü yani plansızlık üzerine gelişen bir program. Aslında benim hayatım gibi. Böyle bir şekilde akıyor. Çünkü ben de mesela programlara çağırıyorlar bazen. Bakıyorum abi konuşabileceğim orada hiçbir şey yok. Yok. Yani şu şeyden çok sıkıldım hakikaten. Sette başınıza gelen komik bir şey anlat... Ya böyle diyen birini anlatır mısın sen mesela? Anlatamam. Komik bir şey bile aklıma geldi. Gelmez abi. Ben bir şey diyorum. Pek bir şey yaşamıyoruz yani. Set işte falan diyorum. Karşımdaki de biraz bir şey anlatacak ki sen de bir şey vereceksin. Film. Ben yıllarca... Üç kardeş oyuncu olmak nasıl bir hisse cevap verdim. Ama siz de abi Baldwin ailesi gibisiniz yani. Türkiye'deki Baldwin'lersiniz. Evet ama... Alec yani... olsun, Steven olsun. Evet. Ablam hangisi acaba? Var mı kadın Baldwin? Galiba yok. Vallahi bir şekilde piyasayı domine eden bir oyuncu gücü var evet. Evinizde. Doğru, doğru söylüyorsun. Bizim o iş ablam yüzünden oldu tabii yani. Ajans da kurdu. Ajans da kurdu. Menajerlik de yaptı bir dönem. Ama mesela ablamın... Menajerlik ajansından hiçbir iş almadım ben. Hiç, sıfır. Yine de yüzde verdin mi peki? Verdim tabii. Ya, yani eşten dosttan iş geliyor, gidiyorum ve yüzdeyi ajansa veriyorum yani. Güzel bir abla kardeş ilişkiniz varmış. Para içeride kalıyor neticede. Ha, doğru söylüyorsun. Evet. Güzel. Şimdi o yüzden menajer ilişkisini demiş. Şimdi Özlem Durak'la çalışıyorum mesela. Ha güzel. Çok sevdiğimiz da seviyorum. Sevdiğimiz bir insan. Evet. Ben de severim. Ama menajer nasıl kullanılır? Menajerle hiç nasıl? Hiç bilmiyorsun değil mi onu? Sıfır. Yani sıfır. Biraz da insan olmanla da ilgili bence o. Ya bilmiyorum. Çünkü hayvanlama kullananlar var yani. Sömüren her gün. Abi evet. Belki de onun bir parçası bilmiyorum. Ben de yani menajerlik hizmeti uzun zamandır almıyorum ama. Mesela... Belki doğrusu o hakikaten yani bilmiyorum. Almamak mı? Yok hiç işlemek. Hayır sömürmek. Ha sömürmek evet. Mesela vizesini aldırıyor ajansına, uçak biletini aldırıyor. Aa. Evet oha haberi yok mu? Hayır ve bunları bildiğim çok iyi oldu. Harbi mi? Evet. Ben de mesela oyuncu arkadaşlar benden ünlü olan insanlarla oturduğum zaman mesela ben böyle... Abi uçak bileti şimdi bir yere çağırdılar ne yapacağım? Abi arasana ajansı falan diyor. Ajansın mı? Böyle bir ajansın böyle bir sorumluluğu mu var? Bunu abi salak mısın arasana falan. Ya. Evet belki bizi mi sallamıyor ama sen ünlüsün. Ya en azından Özlem'le çalışmayı bırakırsam ETS ile çalışırım. Direkt ETS. Abi direkt ETS'yi arayın. Mantıklı. Vallahi bilmiyorum bence biz çok iyi bilmiyoruz bu sektörü. Seni de çok yayınla izledim. Geleceksin diye. Hiç bilmediğimi gördüm. Gördüm hakikaten. Sende de o... Kibarca nasıl söyleyeceğim? Bilmiyorum. Yok yok bodoslama söyle. O mallık. Bendeki mallık sende de o gözünden böyle bana yansıdı. Bir böyle ting etti. Akar senin yüzümden izler. Akar. Öyle değil mi ya? Tabii. Sende de bir dolandır beni enerjisi tabii, var. Tabii tabii. Ama hep de kötü adam filan oynuyorsun bir yandan. O yani gelen teklifler öyle. Ya bana beni gören elime silah veriyor. Işte o duruma geldik yani. Ama evet bir şey yüzün ikna edici. Mesela benimkine göre. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yani mesela ben mi birini ikna edeceğim hani böyle tehdit ederek sen mi desen herkes sana oy verir. Çok harika bu güzel iltifatların için çok teşekkür ederim. Yok rica ederim. Ama tahsilatlara gönderecek beni ajansım artık yani. Aa ne güzel olarak. Yapıyor musun işler? Bizim de alamadığımız yerler var kanallar falan. Allah'tan daha başıma öyle bir şey gelmedi yani. Hadi ya. Evet. İşte benim geldi demek ki. Bir kere geldi ya. Ilgili ya demek ki bana en son bana yatırıyorlar. Senden tırsıyorlardır. Evet. Tırsıyor olabilirler. Ya bir kere bir yapımı tırsıttığımı hatırlıyorum paramı ödemediği için yani. Hadi be. Evet. Var mı güzel bir cümle bana öğretebileceğin? Evet. Eğer paramı vermezseniz camları indiririm. Oha. Tabii. Setin mi? Yapım şirketinin mi? Yapım şirketi canım. Çok iyiymiş. Setle ne yapabilirim abi? Herkes ekmeğinin peşinde orada yani. Ha, benim telefonlarım şöyle oluyor genelde. Kiramı ödeyemiyorum abi. Kiramı ödeyemiyorum. Acındırarak bir şey evet. Sonuca varmaya çalışıyorum. Oha camları indirim çok iyi. O zaman ünlü mü değilim kimse beni tanımıyor. Zaten 2 liraya gitmişim 4 bölüm sürmüş iş oynamışım. Bir de yatırmıyor. Ha paramı da vermiyor bir de vermeyeceğim deyince ben de dedim ki yani, bu camlar benim alacağım para kadar zaten. Yani sizde kalmasın o para
bir şekilde anlaşalım ya camla ya parayla falan. Onlar da çek verdiler bana bir de. Hadi canım. Evet, iki kaç ay sonra. Ha, iki ay. Kırdırdın mı direkt? Kırdırdım hemen. Param yoktu. Gerçekten artık yani çek sahteciliğini bile burada konuşmaya başladım bu programla. Çok tehlikeli bir yere gidiyor ya. Dur bakalım ya, benim konuk olmam hayırlı mı oldu emin değilim ya. Valla bayağı heyecanlıyım. İyi, süper. Daha konuşabileceğimiz bir sürü şey var. Olmaz gibi. Mı? Yani bu genelde hep konuştuğum bir şey bu. Bizim piyasada erkek olma falan filan işte. Aslında yine öyle girmiş olduk ama. Mesela senin Mesut Süre'ye çıkmışsın ilişki testine. Hmm. Yani bu oynadığın rollerdeki imajın hiç beklenmeyecek kadar açık, rahat, böyle müthiş bir insansın. Biraz Mesut'la olan arkadaşlığımdan ötürü. Ha, arkadaş mısın zaten? Evet tabii. Ha. Mesut'la kavga edip tanıştım ben. Hadi ya, tam öyle tanışmalık bir insan ama. Aslında çok uyuz bir adam yani. Evet. Arkadaşım ama yani gene de. Evet. Böyle bir arkadaşımız tatlı yapmıştı. Doğum günü partisi. Ben de gittim sonra işte tatlı ikram ettiler. Yedim. Mesut geldi. Dedi ki son tatlıyı kim yedi? Dedim ben yedim. Yakama yapıştı böyle. Dedi ki nasıl yersin? Onu ben yiyecektim falan. Ciddi mi? Yani ben ciddi olduğunu düşünüyorum Allah ama Allah. Onun tabiatı oymuş. Mizacı o adamı yani. Biraz sert. Çek elini falan diye. Ben de böyle. Ondan sonra arkadaş olduk. Vay be. Bizi de buraya geldi işte. Ben dedim adama yani çok tehditkar tipim var. Benim neyim tehditkar abi falan. Adam 3 metre. Onu bile atarlı söylüyor işte yani. Evet. Bir de yani adamı mesela bak ilk bölümdü ses kaydını çok kötü yaptık. Gördün mü bilmiyorum. Hatırlamıyorum, izledim de. Kendimize çok yüklendik sonra filan. Adamın ses kaydı çok ayıp oldu filan. Abi sonra katıldığı programların hepsine baktım. Hepsinde ses problemi var. Olay bizle ilgili değil. Mesut'un o boyunu, mikrofonun boyla ses doğru orantılı ayarlayamıyorsun abi. Çünkü onu o kadar çok bağırıyor ki benim mikrofonum da onun sesini alıyor. Evet. Kendisi de alıyor. Garip bir eko gibi aptal aptal bir şey oluşuyor. Herkese yaka takıp kendi elde mikrofonla. Öyle kutsunuyor zaten kendisi. Sonra anladım onu çakallığını. Bir daha gelirse bu eline vereceğiz. Güzel. İyi fikir. Evet. Mesut da memnun olur. Evet, bence de hoşuna gider. Neler yapıyorsun? Söz var. Evet, dizi var. Artık finale doğru terörist geliyor. Terörist bir karaktere can veriyor. Sokakta bir ağzına yüzüne vurmuşlukları var mı ya da bir şey? Sokakta yok. Sosyal medya üzerinden çok dövüyorlar. O da gerçekten benim çok şey yaptığım bir şey değil. Hani... Ne mesela, ne yapıyorlar mesela? Geber yazıyor mesela. Gerçekten mi zannediyor seni peki, Dragan mı zannediyor yoksa şaka gibi bir şey mi yazıyor? Bence Dragan zannediyor. Zaten işin aslında acı tarafı o. Çok acı, evet. Evet. Yani oynadığım rolleri benimle bu kadar özdeş... Ya bunu şöyle diyorlar hani, ne kadar şanslısın işte, insanlar ne kadar beğeniyor falan filan. Evet. Öyle değil. Yani. Değil de be abi, saçma. Kimse şey sabah kalktığında telefonuna bakıp geber mesajı almak istemez yani. Evet. Ya işte buna çok gıcık oluyorum abi. Her program giriyorum. Sanki ben bu seviyesizlikle uğraşmak zorundaymışım gibi. Yani aslında değiliz. Ben uğraşıyorum ama. Değiliz tabi abi. Sikim niye uğraşalım ya böyle bir şeyle. Ben mesela şey de gıcık oluyorum. Mesela kötü bir film oluyor. Mesela bir şey çekiyoruz. 100.000'de kalıyor mesela. Abi adam bana şey yazıyor. Ne oldu? Battınız mı? Kimse izlemedi bakıyor. Ulan bunu mesela kapatıyoruz yazan bir dükkana gir söyle bakalım ya. Ne yapıyorsun? Tabii. Ne yapıyorlar senin ananız? Tabii. Özür diliyorum. Estağfurullah. Yani. Oraya gelmek istememiştim. İsim vermediğimiz sürece. Aynen öyle. Yani giriyor mesela dükkanı kapatıyor. Ne oldu lan, battınız mı? Gerizekalılar mı? Bir de bakalım hadi o dükkanın de sahibine ne oluyor yani. Niye ben buna bu kadar anlayışlı olmak zorundayım? Buna itiyorlar bizi yani. Ben ne haber lan Tefo'yu duydum ya sokakta. Sana diyor değil mi? Ha. Yani şimdi tanışıyor muyuz dedim adama. Yo dedi. Ne üstelik dedim bu Tefo da değilsin yani. Adın Sarp. Ya, zaten Tefo olsam gerçekten sıkarım kafasına, oraya yığılır. Yani o şey farkındalık yok. Abi onun dilinden cevap versen böyle bir anda Tefo olup kavga böyle çıkar ne olur işte acaba? Yani. Bence kaçar götüm götüm ya. Tabii kim onunla bağlı. Ha, çok yani, da iddialı şimdi. Gazlamayayım seni. Ben buradan çıkıp sağda solda esnafa. Ne dedin ne dedin? Ne diyor ama? Abi vallahi işiniz çok zor. Ben gerizekalı oynadığım için en fazla kafama falan vuruyorlar. Ne haber lan falan diyorlar ama böyle bir şey olmuyor. Hani ben yaşadığım şey yer hani, yani Kadıköylüyüm. Evet. Kadıköy'de doğma büyüme Kadıköylüyüm. Bunun avantajını kullanıyorum. Kadıköy'de çevre beni tanıyor insanlar, mahalledekiler. Çünkü 20 yıldır belki aynı mahallede oturuyorum zaten. Tamam. O yüzden öbür tarafı çok görmüyorum. Yani yüzleşmiyorum. O Naberlan Tefo çok arada bir başıma gelen bir şey. Sinir atıyor mu böyle o sırada? Eskiden çok atıyordu. Şimdi dönüp bakmıyorum. Yani. Yaşlanıyoruz ya. Olgunlaşıyor. Yaşlanıyor muyuz, büyüyor muyuz bilmiyorum. Ben biraz daha büyüdüğümü zannediyorum. Yani. Daha kaliteli reaksiyonlar veriyorum eskiye göre olaylara. Ya, bu yaşlanmak mı, büyümek mi bilmiyorum. Daha deli salak salak şeyler yapıyordum. Şimdi böyle. Mesela sosyal medyanın en sevdiğim tarafı engellemek. Muhteşem bir şey. Hiç kimse engellemedim şu ana kadar. Belki benim takip ettiklerimden çok engellediklerim var. Oha hadi tabii canım.
Ne olunca engelliyorsun? Kriterin ne? Terbiyesizlik olduğu zaman net engelliyorum yani. Hadsizlik, terbiyesizlik olduğunda basıyorum engelli. Çünkü o benimle iletişime geçmek için belki o yapıyor, terbiyesizliği evet. yapıyor. Biliyor ki ondan sonra mesela ben onu gördüm. Mutlu olması lazım. Çünkü engelli artık yani. Ben görmüşüm ki engellimişim ve bir daha artık beni takip etmiyor. Çok mantıklı. Biri bana geçen gün şey yazmış. Maidenin altın gününü paylaşmıştım Netflix'te diye. Netflix'te izleyebilirsiniz sansürsüz diye. Bir de izledim abi yarrak gibi film yazmış. Evet. Ben de kardeşim eminim sen de işini sik gibi yapıyorsundur yazdım. Sinirlendim. Sen cevap veriyorsun. Cevap veriyorum. Direkt böyle vallahi sik gibi yapıyorum abi hayatta kalmaya çalışıyoruz eyvallah falan dedi. Üstüne muhabbet etmeye başladı. Ya samimiymiş meğer. Yani işi laf niye böyle zorluyorsunuz abi? Ben sonuçta sadece kötülere cevap vermiyorum ki. Doğru düzgün insan gibi yazana cevap veriyorum zaten yani. Ama bana orada işimi paylaşmışım, rezalet bir iş falan diyor. Olabilir de belki bilmiyorum ama yazılmaz yani sosyal medyada da bir... Nezaket yok. Ya şuradan geliyor o da. Televizyonda yani seni televizyonda izliyorlarsa bir mal yerine koyabiliyorlar. Çünkü adam evine geliyor, pijamasını giyiyor, kaşına kaşına ücretsiz, bedelsiz bir şekilde seni izliyor. Evet, ve beleş. Artık, evet, sen onun evindesin. Evet. İster televizyonu kapatır, ister çevirir ama sokakta da böyle zannediyor. Halbuki öyle değil. Sen de bilir abi. Ya ben 2-3 gün önce Samsun'daydım. Günübirlik sosyal ben diye bir vakit yaşadığın komik bir şey var mı anlatabileceğiniz? Önce sen soracaktın sonra ben anlatacaktım. Pardon. Neyse o sosyal ben vakfının ben de şimdi yönetim kuruluna gireceğim. Orası böyle 9-13 yaş arası dezavantajlı bölgede yaşayan çocuklara atölyeler götüren bir vakıf. Genelde doğuya tamam. bu hizmeti veriyorlar. Ama yani Samsun'da da yapıyorlar. Bu atölyeleri bazı şeyleri var, bölgeleri var, oralarda yapıyorlar. Ben de atölyeleri yapan çocukları, yani ufakları değil, onlara atölyeyi verenleri eğitmek için gittim. Tamam. Oyun atölyesinin sorumlusuyum. Tiyatroydu onunla da, oyuna çevirdik. Samsun'da ha, Starbucks'tan bir şey kahve alıyoruz. İki tane, benim yaşımda adam. Bana bakıyorlar, anladım yani zaten anlaşıldı. O kadar aptal değilim yani. Tanıdılar bir yerden. Ben de baktım ki hani bazen göz teması kurduğun zaman çeviriyorlar kafalarını insanlar yani. Evet. Çevirmedi. Sonra arkadaşım dürttü. Bu şey değil mi ya dedi. Şimdi bu şey falan kafamda çınlıyor. Her şeyi duyuyorsun. Kim falan dedi. Bu işte oynuyor dizilerde falan dedi. Ya aramızda 5 metre falan var yani. Duymadığını mı düşünüyor abi? Yok beni televizyonda sanıyor hala herhalde. Ha, öyle bir gerizekalılık mı? Bence öyle benim zannediyor. Benim önümde Instagram'ımı açıyor mesela bakıyor böyle. Karın geldiler yanıma ya. Bakıyor. Karısı falan. Tanımayan dedi ki sen dedi oyuncu musun? Kahvaltı etmedim ben dedim ya. Hiç şu anda yani bu çok hiç orada değilim yani. Evet. Hangi dizide oynuyorsun dedi. Ya şimdi en tutulduğum soru hangi dizide oynuyorsun? Şimdi onu sen bana sormak istiyor. Ayıp artık ya. Yani aç Google'a. Kaça gidiyorsun gibi bir sinir bozucu bir soru. İşte bunlarla karşılaşabiliyoruz yani. Evet. Kolumdan tutup çeken anneler. Hani oğlum seninle konuşacak. Ona en nefret ettiğim oğlum hiçbir zaman sikinde değil. Oğlu böyle geziyor. Ufak bebeklerle fotoğraf çektirmeye de ben çok tutuluyorum. Bebek ağlıyor bebek abi. Ya. Yani çocuğa bir travma yaşatmıyor. Kucağına uzatıyor ya. Evet. Ben belki düşüreceğim o bebeği. Zaten tabii. Gerginim saçma sapan. AVM'de hiç tanımadığım insanın kucağına üstelik ıspanak namığı oynayan, her rolünde bir malı oynayan bir oyuncunun kucağına bebek verir misin sen bir baba olarak mesela? Ben vermem. Ben de vermem abi. Bana vermeyin bebek mebek manyak mısınız? Panik oluyorum zaten ya. Tabii. Ya bunlar zor. Zorlukları işin. Yine ünlülerin dertlerinden bahsettiğiniz. Ben bir de küçük ünlüyüm yani öyle büyük derdini ünlülerden değilim. Derdini sikeyim yapsaydım keşke bu programın adını bazen diye düşünüyorum. Abi öyle zannediyor. Bu da benim derdim ya. Ne yapayım yani? Bana ne? Bir kere biz berrak merrak falan Elveda Romeli'de oynarken şeydeyiz. Otelin lobisindeyiz. Sabah 7 falan. Bir otobüs insan geldi abi. Türkiye'den bizim seti görmeye gelmişler. Ne alaka? Kime sordunuz? Bu da yani? Turizm. Bayağı. Turizm. Ama yani orada hani bir fıstık atmadıkları kalıyor tabii. Sana. Böyle bak bak ıspanak. Herkes birbirini dürtüyor. 40 kişi senin setini izliyor. Böyle bir şey yok yani. Tabii. Sonra abi bunlar olay bitti. Lobiye geldik oturuyoruz. Bütün oyuncular var. Bir tane de adam geldi böyle. Sözde çok kibar. Merhaba efendim. Çok beğeniyoruz falan bir şeyler söylüyor. Ben de göçmenim falan standart anlatıyor. Eyvallah falan. Tek tek oyunculara döndü. Erdal Bey sizi bayılıyoruz. Sizin o süt çırağımız falan. Herkes tek tek yaladı tamam mı? Berrak Hanım vay de inanılmaz bir rol. Abi en sikko role kadar böyle... Alakasız mesela asker var. Ona kadar ismini söyledi. İşte siz o Zlatan bilmem siz bayağı bayılıyoruz falan bir şey. Bana geldi abi. Siz de o gerizekalı. Yani böyle duruyorum. Hani 40 kişiyi övmüşsün. Hani ben de sizi de çok beğeniyoruz falan bekliyorum en azından. Siz de o gerizekalı deyip ve sen buna teşekkür durdum. Etmek zorunda teşekkür kalıyorsun. Teşekkür etmek zorundayım. O kadar iyi bir gerizekalıyım ki çünkü buna minnettar olmak zorundayım. Yani ün neresinde senin hayatın mesela?
benim hayatımın hiçbir yerinde. Ama var bir başkalarının hayatının bir yerinde benim ünüm var anladığım kadarıyla. Güzel söyledin. Asla söyleyemezdim bu cümleyi. Ben de bir daha olsa söyleyemem. Denesene bir daha. Benim hiçbir yerimde. Bak bu kadar. Söyleyemiyorum. Abi ben de hiç anlamıyorum. Sanki biz ünlü olmak için bu yola çıktık gibi düşünüyor. Hayır, bizim mesleğimizin sonucu o ünü getiriyor, sen ister evet. istemiyor. Yani, evet. Ben belki sadece numara yapmayı, rol yapmayı seviyorum ama ünlü oluyorum sonucunda. Ay ne kadar uzattım ya bu. Başka bir şey konuşalım mı? Konuşalım. Ne kadar derdim ona var. Ona da ben mi karar vereceğim? Hadi sen karar ver. Yok ya. Seninle ortak bir zevkimiz var bu hayatta. Ne? Futbol. Ha severim. Ben de o kadar sevmem ki. İzledim senin röportajı. Hep futbol, Fenerbahçe falan diyorsun. Futboldan ziyade Fenerbahçe benim için. Her spor branşıyla ilgili Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Basketbol maçında eşine evlenme teklif etmişsin. Doğru. Kabul etmese mesela çok büyük bir götü olma. Ben buna tabii asla cesaret edemem ya. Ama biz evleneceğimizin kararını verdikten sonra ben evlenme teklif ettim. Abi yine de götü edebilirsin orada. Şimdi düşün. Evet, yok iyi yani. Niyetli bir karım var. Yani evet. Anladım, ona güvendim. Tabii. Ama güzeldi, iyi bir sürpriz oldu ona yani. Çok Amerika, evet. Öyle mi? Çok NBA yani, değil mi? Bilmiyorum ki. Vallahi benim başka basketbol maçında scoreboard'da benimle evlenir misin yazıp evlenme teklif eden bir arkadaşım yok yani. Uçan balon falan öyle şeyler gördüm. Evet, Mesut da mesela vay ne havalısın o, demek orada büyük bir şeyim var falan. Yok abi, evlenme teklif etmek istiyorsan... Gidip yapabiliyor musun? Evet, maç sırasında bunu yapabiliyorsun. Scoreboard'da başvuruyorsun. Scoreboard'da başvuruyorsun. Anladım. Kesin benim adımı falan yanlış yazarlar oraya falan. Şu var galiba. Cesaret edemezdim. Kulüp yenik durumdaysa o sırada yapmıyorlar da hani yeniyorsa. Ha öyle mi? Coşkulu yok, bir canım. İnanıyorum her boku. Diziden sonra neler var? Yazın Amerika'ya gidip workshop alan oyuncularımız daha mısın? Yok değilim. Ne yapıyorsun? Yazları. Amerika'ya gitsem telefonumu yenilerim diye düşünüyorum. Yani. iPhone X için. Evet aynen. Ya şaka bir yana. Hiç de sevmediğim bir laftır şaka bir yana. Neyse. Benim de. Yazın film yapacağız inşallah. Onu atarım istiyorsan kurgu. Ya at. Sen bilirsin. Tamam. Hoş olmaz hani. Şaka bir yana devam edebiliriz. Film çekeceğiz. Kim? Benim şöyle bir durumum oluştu. 39 yaşıma geldiğim zaman. Ben artık ekip kurmaya başladım. Yani çalışmak istediğim yönetmenin yakasına yapışıyorum ve diyorum ki projende bana çok ne olursa olsun bir rol verir misin? O da verirse veriyor. Sonra işte bir yazar, sevdiğim bir yazar varsa hemen onu yapıyorum. Ben de böyle takılıyorum işte. Yani bunu yanlış anlamanın bir şeyi yok. Hepimiz ekip, kendi hayalimizdeki ekibi kurmaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Yoksa olmayacak. Kime yapıştın? Çünkü. Hangi yönetmeni? Mehmet Aday'a. Mehmet Aday Öztekin'e. Öztekin. Okay. Çekiyor musunuz bu yaz? Bu yaz onun filmi var. Ben orada oynuyor olacağım tabii yani konuk oyuncu olarak. Ama 2020'de beraber bir film yapacağız. Onu. 2020. Evet, yazında. Avatar 2 ile aynı anda o zaman. Bilmiyorum, Avatar düşünsün. Yani. Doğru söylüyorsun. Biz etnik daha yerel bir şey yapma derdindeyiz. O yüzden... Onun da yerel öğeleri var ama. O mavi yaratıklar, kolyeler takıyor. Avatar Türkiye'de ben çok izleneceğini düşünmüyorum Avatar. Avatar 2'nin mi? Daha da ne kadar saçmalıyız. Evet, bence de yani haklısın. Sonuçta kim yorumdu abi mavi? Ben bu toprakların çocuğuyum neticede. Tabii benim filmimi izleyecek insan. Doğru yerden yürüdün. Evet, radyo programı yapacaksın. Radyo programı Rıza Kocaoğlu ile yapacağız. O cumaları Show Radyo'da. Bu cuma yani ayın ikisinde. Ha başlıyor. Yarın başlıyor, yarın akşam ilk yayın. Hazır mısın? Hazırız. Dün aslında biz radyoya gittik toplantıya. Sonra hadi dedik geriyle bir yayın yapalım. İzin aldık. Bir anda çıktık yayına. Girdiniz. Girdik. Yarım saat 40 dakika falan da yaptık programı. Nasıl geçti? Çok güzel geçti. Hadi ya. Evet. Yani Rıza çok tedirgindi. Onun ilk kendi sorumluluğu altında ilk radyo programı. Daha önce konuk olarak gitmiş. daha önce konuk gitmişi bu kadar uzun anlatabilirim. Evet hakikaten güzel anlattın. Kendi dolayısıyla o biraz gergindi ama programa bir girdik. Benden daha rahat görünüyordu. Ama asıl şimdi ayın 5'inde bir pub show yapmak istiyoruz. Adı Hadi Abi. Ya olayları ben çok seviyorum ya. Ben de çünkü bunun artık bir ihtiyaç olduğunu bile düşünüyorum. Çünkü millet televizyonda artık istediği şeyi alamıyor. İstediği samimiyeti de alamıyor. İmkansız abi nasıl alacak ya? Evet çünkü verilmiyor. Evet. Yani verilemiyor. Yasak her şey yasak. Ne yasak olmayan bazı şeyler de bana tuhaf geliyor. Yani mesela televizyon programı, şov programı yapanların sürekli gülüyor olması bir şey. Ben de gıcık oluyorum. Sanki gülmezsen olmayacakmış gibi. Ya hep gülersen de program harikaymış gibi. Öyle bir şey yok ki. Bir de yani her dakikada şaka yapılmaz ki abi. Bazen gaza geliyoruz, saçmalıyoruz da bazen de bir şeyler dinleyesi geliyor insanın. Evet. Sürekli
talk show sunucusunun hani sıçıp kendi sıçmasıyla dalga geçmesi bir yere biraz kadar sıkıldım yani. Sonra kendini tekrar ediyor. Her yeni gelen aynı şeyi yapmaya başlıyor. Ama televizyon abi bence anlayış değişiyor. Yani televizyon çok böyle rekabetin aşırı yoğun olduğu bir yer ya. Adam senden sıkılırsa hemen öbür kanalı açıyor bilmem ne filan. Ben şimdi YouTube'da mesela bir watch later listesi yapıyorum. Her hafta çıktıkça tamam bunu izleyeceğim, bunu izleyeceğim filan diyorum. Bir gün oturup üst üste hepsini izliyorum. O anda düştü mü çıktı mı kanal mı değiştirdim. Böyle bir live rating durumu yok yani. O yüzden de bence YouTube daha şey oldu. Herkes kendi seyircisi yarattı, takılıyor. Yani hem YouTube hem YouTube dahil bütün dijital platformlar için şunu söyleyebilirim. Ben de yeni öğrendim. Reklam veren bir arkadaşımdan. O dedi ki 2 sene öncesine kadar %70 televizyon, %30 dijitale biz reklam verirdik. Bayağı değişti. Şimdi tam sene. Tersi oldu dedi. Hadi yani. Ya o kadar evet, mı? Bayağı %70 dijitale bütçe ayırdığını söyledi yani. Hmm. Bu da umut veriyor bana. Herkes de gaza getirmiyor canım. Kanal herkes kazanmıyor yani her kanal açan. YouTube'dan kazanamayabilirsin ama sponsorluklardan kazanabilirsin. Hocam rekabeti önlemeye çalışıyorum şu an. Şimdi YouTube'a iş yapacağız ya. Yani bu radyo programını da yapacağız sonra YouTube'a da koyacağız tabii. Koyacaksınız. Ha, güzel. YouTuber'ları da bir senedir deli gibi izliyorum. Yani özellikle son 6 aydır YouTube'da yaşıyor gibiyim. Kimi yani. Seviyorsun? Hiçbirini sevmiyorum. Anladım. Piyasa araştırması yap. Evet ya benim açık söyleyeyim işte. Benim var ya sevdiklerim. Ya ben mesela seni bir YouTuber olarak görmüyorum. YouTuber diyemeyiz, ne evet. Tam da bilmiyorum. Yani işi YouTube'a video çekmek olanlara deniyorsa... Hı-hı. Mesut Süre de YouTuber değil, sen de değilsin, ben de bence değilim. Bence biz YouTube'a program yapıyoruz ama YouTuber başka bir şey. Kendi hayatını tamamen ifşa etme, her gün video yüklüyorlar. Evet. Ya. Tamamen bir asıl kanal sahipliği gibi. Nasıl özetleriz YouTuber'da bilmiyorum ama ben de kendimi YouTuber olarak görmüyorum. Bizim için mecra burası. Evet. Yani ürettiğin şeyi sergilediğin mecra. Öbür tarafta YouTuber'lık tırnak içinde söylüyorum. Şeyse dediğin gibi yani her gününü, özel hayatını vesaireyi sadece konuşmak ve ne olursa olsun evet. Konuşmaksa ben değilim o. Ama o kadar açığım ki ona... Bir yandan da bazen onu hissediyorum yani gir mesela canlı yayına 15 saat YouTube'dan konuşurum gibi de. Ya abi 17-18 yaşında olsam dev kapışıyordum şu anda ya. Hadi. Çok biraz geç kalmış gibi hissediyorum. Hepinizi bitirirdim. Enes Batur o saçmalıyor. Hay ama yani gerçekten her dakika her şey yapabilecek enerjim var. Yani deli gibi video yükleyebilirim evimde mevimde hiç şeyim de yok. Özel hayat anlayışım da kalmadı. Her boku anlatıyorum burada hayatımın içine sıçtım. Her gün mesaj geliyor. Abi işte her yere gidiyormuşsun bize de gel Antalya'ya geldim. Aptal aptal konuştuğum için yani o yüzden ona da okeyim mesela. İşte, sen daha seviyeli bir duruş sergilemeyi planlıyorsun anladığım kadarıyla. Daha planlı bir duruş sergilemeyi hedefliyorum. Yani program yapacağım şu günlerde falan filan. Evet. Ben kesin zıbıtacağım ve kariyerimi bitireceğim. Öyle bir şey söyleyeceğim ki bir gün böyle işte saçmaladı zaten çok şımarmıştı falan diyecekler. Her şey bitecek o günü bekliyorum. Sen bizim işte Rıza Kocaoğlu kafasındasın. O da öyle. Ya radyo programı yapalım abi, diye adını ikna ettim. Canlı yapıyorsunuz bir de değil mi? Evet, önce bir teaser çekelim dedik Rıza'yla. Yayınlanamadı mı? Yayınlandı. Ve Rıza'nın ilk cümlesi şuydu, berbat bir program yapacağız. Tamam. Şimdi bu iddiayla girersen gerçekten berbat bir şey de yapabilirsin yani. Ve gönlün rahat ediyor o zaman. Ben zaten demiştim diyecek Rıza bana tabii. Günün sonunda. Şimdi Pop Show için çok gergin. Ne yapacağız? Ben de onu rahatlatmaya çalışıyorum. Pop Show'da kötü bir şey olmaz ya. Herkes içiyor zaten. Ne olacak? Olmaz. Yani içen içer. Yarım saat sonra çıkarsınız sizi de bekleyip herkesin biraz içmesi. Su gibi akar gider. Yani. Ya onun da bir zaten neticede. Ben şey bir herifimdir. Hadi abi çıkalım ne olursa olur diyen adamlardan değilim ya. O Rıza'dır işte. Ha değil misin? Ben planlı adamımdır. Ne yapacağımı bilerek çıkarım yani. Güzel. Beraber bir program yapalım o zaman. Benim de açığımı belki kapatabilirsin gibi bir şey. Olur. Pazar günü Rıza gelmezse gel. Tamam hemen. Çünkü onun öyle bir ihtimali her zaman. Hadi ya tabii, o kadar mı? Tabii. Sana kolay gelsin. Eyvallah teşekkür ederim. Rıza gelecek mi buraya? İkiniz beraber gelecektiniz ben aslında. Ben öyle istiyordum. Onun seti izin vermedi. Yani mümkün olmadı. Çok yoğun çalışıyor. Bana da sonra acaba pişman mı oldu dedim. Yok yok hatta ben... İzleyip oğlum ben izlemedim ki abi falan diyeyim. Yok ya ben sana, ya sana ben de gelmek istiyorum demeden önce Rıza'yı tabii ki aradım. Ve dedim ki böyle böyle Caner hani bu işleri iyi yapıyor. Ben de izliyorum takip ediyorum. Ona gidelim dedim. O da gidelim dedi üzerine. Seni aradım zaten. Ha, teşekkür ederim. Yoksa onun da niyeti vardı. Ben Mesut'un ilişki testine de Rıza ile gitmek istedim. O biraz saçma olurdu sanki. Evet ama gene yani şunu anlamıyorum. Rıza ile benim de bir ilişkim var neticede günün sonunda. Ve abi öyleyse çok zevkli. Ben hep çıkarım Mesut'un programına. İşte Mesut almadı. Almadı haklı, evet. Haklı olarak. Formata falan filan dedi. Bozuldum biraz kapadım. Yani. Peki şu anda o şey YouTube'da yayınlanan ilişki testine baktığın zaman keşke gitmeseydik dediğin bir an oluyor mu? Yok hiç. Ha. Hatta bazen bir daha izliyorum. Hadi ya ben evet. De dün akşam izledim. İkinci kez izledim ben de. Yani oynadığım işleri mesela bir daha izlediğimi hatırlamam. Ama o ilişki testini bir daha izliyorum. Bir de o benim için güzel bir anı. Eşimle hani evet. Komik. Açıksınız da çok.
Hı? Açıksınız da çok. Evet. Rahatızdır yani. Evet. O da ben de. Bayağı. Bayağı hoşuma gitti hakikaten. Fenerbahçe'den özür dilediğimi hiç unutmayacağım yani. Hakikaten Eşim ya. yerine. Abi evet, ben futbol olayına neyse hiç girmiyorum çünkü dev sıçıyorum orada. Yani anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum. Ne gireceksin o zaman? Evet. Yani çok istiyorum böyle bir hobim olsun. Hani bağlanayım mesela, o güne göre modum değişsin, stres yapayım, yükseleyim. Hani böyle bir şeyi böyle bu coşkuyla takip edebilmeyi çok istiyorum. Futbol olmak zorunda değil ki bu İşte yani. değil ama hiçbir şey bulamadım bununla. Ben mesela bu hafta Fenerbahçe yerken şeye gideceğim, şubesine gideceğim. Orada Spor çocuklar var. seviyorsun sen o zaman. Yani iki şey orada, spordan ziyade spor sevmiyorum ben. Ben son bir senedir zorla spor yapıyorum. Yapmak zorunda kaldım yani. Kötü adam oynadığın için vücut mu yaptın? Hayır, çünkü şu oldu. Yani 39 yaşındayım ve benim vücudumu düzgün bir hale getirmem 1,5 senemi alır. Hadi Ama ya. vücudu çok düzgün birinin oyunculuk yapabilmesi bir 4-5 senesini alır. Dolayısıyla Evet. ben vücudumu güzelleştireyim. Çünkü şu şöyle senaryolar okudum yani. İlk sahnesinde şu yazıyordu. Tişörtünü çıkarır. Murat yataktan kalkar, üstü çıplaktır. Niye abi, bunu niye yazıyorsun ki? Yani o Değildir zaman ya. ya demek ki vücudu güzel bir kast arıyorsun. Demek ki o ben Belki değilim. değil abi. Bunu yazıyorsa bence öyle bir şey arıyor. Evet. Çocuk bedeni gibi bir bedeni vardır yazmıyorsa yanında. Ya Ben de Türkiye'de, oynayamam çünkü. ya bizim mesela Tom Hanks'imiz kim bilmiyorum. Ya Türkiye'de Tom Hanks'in muadili. Erdal Özyağcılar. Doğru. Bak, aydınlandım şu an. Ne alaka bilmiyorum. Kim var? Ya benimce Tom Hanks öyle biri mesela. Dayım gibi. Böyle dayım yok çünkü. Akraba, o yüzden seviyorum, karşılığı olmadığı için. Hani böyle... Tom Hanks'in sende bir karşılığı olmadığını anlıyorum. Ben de ne dediğimi bilmiyorum. Yani mesela bir aile ortamından biri gibi geliyor. Ama hani akraba kavramını da çok sevmem. Dayım yerine koyuyorum ki dayım yok çünkü seveyim gibi. İşlemez o. Anladın mı? Olmadı mı? A-a. Ama Güvenebileceğim biri, borç isteyebileceğim biri benim için Tom Hanks mesela. Zorda kalırsam... zorda kalırsan olmayan birini niye istiyorsun ya? Yani Tom Hanks'i isteyeceğim direkt. olmayan dayından yani. Evet. Bu bir dua gibi bir ritüel. Evet, olmayan dayıya amin demek ki. Ha, bu iyi, tamam, şimdi oturdu taşlar. Pardon, hiç alakasız bir şekilde böldüm. Türkiye'nin Tom Hanks'i kim diyordunuz? Hayır, şunu demek Soralım. istiyorum. Ya Türkiye'de çok çok ünlü olup da çok yakışıklı olmayan kaç kişi sayabiliriz ki? Ya oyunculuk üzerinden söylüyorum. İbrahim Büyükak. O kadar. Dramalar üzerinden. Bir kişi sayıyor. Dramalar üzerinden. Çok az yani. Ne Diyelim, bulmaya parmağını geçme. çalışıyoruz? Çirkin Şunu ve demek ünlü mü? istiyorum. Hayır. Ya sektörde, Türkiye'de televizyon kısmında işin Evet. yakışıklı adamlar olmalısın ki Evet. başrolleri oyna. Evet. Ya da Erdal Özyağcılar ya da Erdal Beşikçioğlu olman gerekiyor. Evet. İyi oyuncu O da olman yakışıklı adam gerekiyor. abi. Hayvan gibi yakışıklı. Evet, ya yani o tabii ki. Barış Falay mesela benim için Tom Hanks'in Evet. karşılığı Türkiye'de. Ha. Yani aslında yakışıklı adam, çok düzgün bir adam ama yakışıklılığıyla meşhur değil. Oyunculuğuyla meşhur bu adam. Evet. Ve bir dizi için ya da bir film için Barış Falay'a gideceksen oyunculuğu için gidersin, tipi için değil. Evet. Evet. Ben bu adamların biraz Ama artması gerektiğini zaten düşünüyorum. tabii ki kesinlikle öyle. Ama nasıl artacak onu bilmiyorum. İşte o adamlar kendi tayfasını kuracak, Evet. yazarıyla görüşecek, yönetmenini ayarlayacak, projeyi Ya yaratmada işte etkin star olacak. sinemasının biraz yıkılması gerekiyor o yüzden. Yani sadece Bence dünyada yıkıldı bu. Türkiye'de henüz yıkılmadı. yıkılıyor Türkiye'de de aslında. Evet, Yavaş yaşayarak yavaş, öğreniyorlar evet. bunu. Çünkü Çok büyük görüyoruz. saçma sapan şeylere sırf oyuncusu var diye yatırım yapıp battılar Batıyorlar. bilmem ne. Şu anda bence biraz daha hikaye ağırlıklı gidiyor. Mesela Mustafa Uslu sineması her ne kadar hani dalga geçilebilecek bir sürü şey bulsam da süreçle ilgili. Oyuncuyu başrol olmaktan çıkarıp olayı başrol haline getirdi Evet ve bu çok sinemada. önemli. Çok önemli. Evet. Yani keşke daha etik şekillerde yapılabilse bu. Ama yani çünkü o zaman sansasyonu sadece sansasyonuyla sürdürmek yerine mesela Naim Süleymanoğlu filmi yapmak aslında tabii ki müthiş bir şey Tabii. ama denge kaçıyor işte maalesef. Ama ben şeye inanıyorum. Kendi grubumuzu kurarak, kendi ekibimizi kurarak iyi işler yapacağız. Bu başka türlü de olmayacak yani. Bence de öyle. Biz seninle konuştuk. Sen Instagram'dan bana numaranı yazdın. Ben de Benim varmış senin numaran senin de tabii. bende varmış. Onu soracaktım. Biz tanışıyor muyuz? Evet, bir haberler için galiba görüşmüştük o zaman. Ha, tamam, doğru. Haberlerde oynadın sen. Tabii. Ben mi yazmıştım senin oynadığın şeyi acaba? O bir doğaçlama gibiydi ya. Ha öyle mi? Ama çok eğlenmiştim ben. Sen ya yine rolden çıkamayan adam oynamıştın. Hem rolden çıkamayan adam oynamıştım. Onu bir de bir adamın haberlerde, normal standart haberlerde
bir fıkra anlatmıştı adamın biri ve hiç komik değildi. Hasan Mezarcı. Ha, adını unuttum. Abi fıkraya bayılıyorum. Aa dur, mükemmel bir şey keşfettim. Bak sana onu göstereyim. Geldiğine pişman oldun. Bir an yaşadın mı? Yok. Tamam. Google Assistant yükledim. Reklam falan değil yani, mal gibi söylüyorum da. Ne işe yarıyor? Abi her şeyini yapıyor. Mesela işte bilmem ne, pazartesi bana randevu yatırıyor. Mesela yatarken benim için çok iyi oluyor. Böyle şey diyorum, 7 saat sonra beni uyandır falan diyorum, yatıyorum. Direkt sabah alarmı kurmuş oluyor falan. Bunu yeni keşfettim. Aa çok iyiymiş. Ama bir de şöyle bir şey keşfettim, bak inanılmaz. Şimdi deneyeceğiz. Selam, bir fıkra anlatır mısın lütfen? Abi fıkra anlatıyor. Ve inanılmaz. Öğrendiğim fıkralardan birini anlatayım. Adamın biri garsona 3 çay, birisi açık olsun lütfen demiş. Garson hangisi açık olsun diye sormuş. Korkunç. Kanka sesine gel. Korkunç bir fıkra. Korkunç. Ama ben müthiş zaman geçiriyorum bununla. Çok arkadaşım yok. Sinir buzlar yani. Hani. Bir tane de anlat. Belki sen sonra. Ben ne yapacağım? Bir şey öğrenmek istediğin bir şey var mı? Hiç. Bir teknolojiyle zaten sıfır ilişkim var. Ben bir kere bu soru cevap var ya Instagram'da. Bir kere yapıyor yaptım musun? Onu. Bir kere ben hep yapasım geliyor ama bir yandan çok utanıyorum. Sette 3 saat boşluğum var. Ne tamam, yapacağım? Tamam, soru cevap. Sonra bir daha yapayım dedim. Gene gaza geldim. Geçen hafta. İyi sorusu olan var mı diye yazdım. Ve hiçbir soruya bakamadım. Ve sonra yapamadım diye bir şey paylaştım. Olmadı o mesela. İkinci denememde. Niye? Soru cevap olmadı. Yapamadım. Yani. Zamanım mı olmadı? Bok gibi sorular mı geldi? Soruların bir kısmı kötü geldi. Yani aynı sorular geldi. Üçüncü, dördüncüden sonra unuttum. Ve hayat devam etti. Akşam hatırladım. Çok geçmişti falan filan. O bir de yukarı kaydırıp da bir yere yönlendiriyorsun ya. Ben onu bilmiyorum işte. O işte, onu ben de bilmiyorum. Yapamadım. Ha, ha. Ünlüler hep şeyi paylaşıyor. O kadar çok soru geldi ki falan. Böyle alt alta bir sürü mesajlar falan var. Ben kendi işimi baltalarcasına bilmiyorum. Yani Rıza ile iş yapacağız. Biletleri Biletik satıyor ve hani şunu yapsalar alacaklar bileti. Ha kaydırma. Bileti. Ya onu ben yapabiliyorum bazen. Bazen de yapamıyorum. Anlamıyorum yani, değil mi? Hep siz kızıyorsunuz bana. Bazen yapamamak çok iddialıymış. Yani bazen yapıyor olup da bazen i̇şte yapamamak. Anlamıyorum. Mesela bölümü paylaşacağım. İşte kaydırın falan diye koyuyorum. Sürekli abi yine koyamamışsın. İşte. Yine kaydırıyoruz, olmuyor. Kaydırınca çünkü galiba otomatik. Adamın eğer onu koymazsan resim galerisi falan açılıyor galiba. Korkunç. Yani öğreneceğim yavaş. Teknolojiyle yavaş. Sınavımız. Hocam biz genciz ya. Aa, sen gençsin artık. Evet, çok da uzak değiliz ya. 4-5 yaş fark vardır aramızda. 80 doğumluyum. İşte benim de oralar. Hiç değil. Üzmeyeyim seni. Peki nasıl hissediyorsun kendini? Ne, doktor muayenehanesinde gibi, evet, şu an. Gerçekten. Mesela ben şu anda bu sene şöyle bir noktadayım. Yani çok sıkıldım abi gibi bir noktadayım. Sen neresindesin hayallerinin ve hayatın? Çok sıkılıyorum. Geçtim, yaz geliyor, yaşasına geldim. Ha, öyle mi? Bir de şimdi kendi projelerimiz olduğu zaman o bayağı bir motive ediyor beni. Yani ediyor, evet. İnandığım bir şeyin peşinde koşmak güzel bir his. Oyunculukla ilgili mesela verdiğin kararla ilgili hala emin misin? Hangisi? İyi ki oyuncu oldum gibi bir noktada mı? Çok net eminim. İyi ki oyuncu oldum. O ne güzel ya. Yani 10 yıldır tiyatro yapamıyorum mesela. Şimdi bu sene yazın bir oyun çıkarmak gibi bir niyetim de var. Daha kesin değil ama öyle bir niyetim var. Bir yükseldim yani gene. Süper. İyi, evet. Yani mesleğini hala yükselebiliyor olman müthiş bir şey bence. Abi oynamak güzel ya. Yani oynamanın tek seni mutsuz edeceği zaman kötü senaryo. Başka, evet, bir şey yok çok. Bence. Ama çok da denk gelen bir şey bu. Yani evet, çok denk gelen bir şey. Özellikle Türkiye'de yazarları da anlıyorum şu noktada. 140 sayfa yazıyor. 140 dakika için. Ben kesinlikle anlıyorum. Hiç kimseyi suçlayamam yani. Ben olsam bok gibi yazarım. Ha. Bana şu an dizi var. Gerçekten 3 bölümünü çok iyi yazarım büyük ihtimal. Sonra direkt biter dizi yani. Asla devam ettirebileceğimi sanmıyorum. Ben 140 çok sayı. Kaliteli ve iyi bir şey 140 dakikayı 5 günde yazarak abi. Elde edemezsiniz. Bu mümkün değil. Bunu yazarlardan beklemek abi, de bunu yapabiliyorsan da o adamın gerçekten 15 yıllık falan para kazanması lazım. Evet. Yani oyuncuların, herkesin öyle yani. Evet. Focus Puller'ın da öyle abi. Mesela Focus Puller'a bakıyorum. Focus Puller herkes abuk sabuk kemer söylüyorsun bilmiyoruz falan diyor. Net atan insan böyle kamerayla. Abi mesela dizide yani çatışma sahnesi çekiyorsun. Dizi Focus Puller'ları avcı gibi ya. Böyle bir daha almıyorsun. Evet. Yani. Nasıl bir kafa abi? Bu adamın yani hayatı boyunca yaşayacağı parayı kazanmış olması gerekiyor. Mesela 2 yıl dizi yapıyorsa. Çünkü yani bence dünyanın herhangi bir yerine gitse adam böyle abi bu nasıl net falan. Ya bu sektör şu an bizi yani. Teknik olarak büyük profesyonelleştirdi. Evet yani, biraz bakkallaştırmakla beraber bir şekilde hızlandırdı. Net yani çok kalifiye elemanlar artık. Çok. Sektördeki elemanlar.
İşte biraz süreler de kısaldı, belki o kaliteye de yansıyabilir filan. Süreler kısalmaz bence ama kısa süreli yerlere iş yapmak olabilir. Evet, yani Netflix'e, dijitale, neyse dijital platformlar hangileriyse hepsine iş yapmak. Evet, yani umuyorum o noktaya geliriz. Yapıp satmak da bir şey tabii, seçenek. Çektikten sonra mı? Çektikten sonra. Çok riskli o da. Riskli ama ne yapacaksın? Risk... Evde oturup izleyecek mi yapımcı yani? Basit fikirler, yani ufak şeyler. Mesela 6.45, ya Kaybedenler Kulübü, Mehmet Ada Öztekin'in evet. yönettiği ve ikincisini yazdığı. İkisini de yazdı, ikincisini Sen yönetti. Sen oynadın mı ikisini? İkincisinde İkincide oynadım. Nasıl film? Güzel film. Ha. Ben çok mutluyum olduğum için orada. Bir yol hikayesi. Evet, fragmanı gör. İkiyi izleyemedim. Ya bir ile iki arasında şöyle bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum. Birinci filmi izleyip, ikinci devam filmlerinin hepsinde olur ya bu. Hmm. Bir beklenti yaratır ikinci film ya evet. da üç. O beklenti de Kaybedenler Kulübü için daha ziyade pompa ve içki üzerineydi. Evet. Aman hadi gene pompa ve içki izleyeceğiz gibi bir izlenim yaratıldı. Ama şunu bilmiyorlar ki yani bu sene zaten Türkiye'de öyle film vizyona giremez. Asla pompa ve içki üzerine film zaten sinemada izleyemezsiniz. Buradan başka bir yöne saptığını ben tahmin etmiştim. Belki artı 18 alırsın yani. Hani... Yani onda o riske girmez TMC mesela. Ama şunu da bilmek lazım Kaybedenler için. İlk filmle ikinci film arasında 10 yıl var. Ve Kaan'la Mete de 10 yıl yaşlandı aslında o süreçte. Ve bu sefer anlatmak istediğimiz bir yol hikayesi gerçekten. İlk filmden aynı karakterler olsa da filmin karakteri olarak çok daha farklı bir yapıya sahip. Buna alışmak ve bunu kabul etmek bir zaman aldı. Herkes ilk filmin devamı gibi bir şey bekliyor. Aslında ilk filmden daha çok izlendi. Evet, o da ilk filmin getirisi. Gazıyla yüksek açıldı, sonra düştü biraz. Ben onu takip etmedim açık söylemek gerekirse ama. Ha, ben evet, bir şuraya varacaktım. Ben ilk filmi hiç sevmem bu arada da. Ha. O yüzden de ikinci filme gitmeyi düşünüyordum. O yüzden belki daha iyidir diye. Genelde de daha iyi şeyler duydum benim gibi sevmeyenlerden. Ha. Sevenlerden de kötü şeyler duydum. Demek ki ne oldu, ne sonuç çıktı burada. Çok kötü bir analizmiş. Demek ki hiçbir şey çıkmadı. Evet, yani. Yani demek ki ilk filmi sevenler ikinciyi sevmiyormuş. Peki Caner. İdare ediyorum. En kibar böyle yaklaşabileceğim. Neyse filmde Rıza ile benim 6.45'te sahnelerimiz. Evet. Ve tek mekan tamam. da geçiyor. Dedik ki biz bunu dijitale dizi yapalım. Ve şimdi Mehmet Ada onun üzerine de biraz neden olmasın dedi ve kafa yoruyor. Süper. Yani demek istediğim şey dijitale iş yapıyorsan şartları göz önünde bulunduracaksın. Ve mümkünse basit işler, basit fikirleri yapacaksın. Ve bunu sponsorlarla besleyeceksin. Dolayısıyla senin gibi batmayacaksın. Aynen. Planlı bir insansın. Boş zamanlarda ne yapıyorsun? Burada bana destek. Yaşam koçluğu düşünür müsün? Yaşam koçluğu. Yaşam koçluğu bir istismardır. Öyle mi? Net. Var mı böyle bir meslek ya? Karşına çıktı mı böyle bir insan? Çıktı tabii. Aa, dolandırıldın yani. Hayır hayır, ben onlarla çalışmıyorum. Ben 10 yıldır psikoloğa gidiyorum. O yüzden ha, benim tamam için. Canım. Psikoloğa gittiğin anda yaşam koçu uydurmadır diyor zaten. Evet ama yani gerçekten işin ya şöyle bir boyutu var. Psikologlarda bile kötü bir psikolog bir insana her şeyi yaptırabilir. İnsan hayatını bitirir. Hayatını bitirir. Evet. Ki düşün zaten yaşam koçluğu da kötü psikolog. Bence mesleğini kötü yani. Yapan herkes bir şekilde bir başkasının hayatını bitirebilir gibi geliyor. Tabii ki bazı meslekler daha şey. İşte o bazı mesleklerden biri insan psikolojisiyle ilgilenenler yani. Var mı hayatını siken bir tavsiye şu ana kadar? Yok. Ben şanslıydım. Daha doğrusu zaten gittiğim yere de birçok yerden şey alıp, referans alıp gittim. Ve şeye çok saygı duydum. Benim psikologum ilk seansımızda dedi ki iki seans, üç seans sonra ben de bırakabilirim, siz de bırakabilirsiniz. Hani birbirimizi tanıyoruz neticede, birbirimize tamam. mecbur değiliz. Beni yolda görürseniz konuşmam, sohbet etmem sizinle, öyle bir ilişki olmayacak. Sadece burada sohbet edeceğiz. Selam verirseniz selamınızı alırım. Benden asla melimalı cümleleri duymayacaksınız. Ben size böyle şeyler söylemeyeceğim. Sen psikoloji Fight Club'a gitmişsin gibi. Ben çok kötü anlatıyorum. Bunları tabii bu sertlikle söylemiyor ama. Tabii, kimseye benden bahsetmeyeceksin. Üçüncü kural yine kimseye benden. Bahsetmeyeceksin Tyler demiyor. Gördüm sadece bu ilişkiyi burada yaşayacağız. Bu tamam. seanslarda ama dışarıda sosyal bir ilişki kurmaz iyi bir psikolog zaten. Ama şunu da duydum bir kız arkadaşımdan. Psikoloğa gitmiş. Bir noktada psikolog bunu dışarıda konuşalım falan deyip. Yok artık yazmış. Ha yazmış yani. Şimdi bu çok tehlikeli işte. Ama bu yani kötü psikologluk değil, bu orospu çocukluğu deniyor zaten. Öyle de denebilir. Yani özür dilerim. Estağfurullah. O yüzden ben tüm hastasına yazan psikologlara da lafımız olsun diyelim. Olsun. Her meslek grubunu karşıma almadan bitirmeyeceğim. Büyük atarlandın son kertede yani. Abi bir anda bazen bir coşku geliyor. Ha bir sinir geldi. Sen bir şey anlatıyordun, o sırada şey oldu. Bir sürü şey anlatıyordum, hiçbirini bitiremedim.
evet. Sen başla, ters oturalım mesela, bir ara verim, kahve koyalım. Ya kahve içerim. İçerim vallahi, değil mi? İçerim. Küçük bir ara verelim mi? Aralarda gerçekten ara mı oluyor? Seyirciden yoksa karar bekliyor. Ha? Ara vermiş gibi yapıp devam mı ediyorsunuz? Yok, hakikaten gidip mutfaktan yeni kahve falan koyuyoruz. Süper. Ben çok konuştuysam özür diliyorum konuktan. Abi biraz da sen konuş diyorum. Bu şekilde ikinci şeye geçiyoruz. Güzel, güzel. Yine bunlar olacak gibi hissediyorum. Bu ses giriyor mu kayda? Bazen giriyor. Yağlıyoruz onu arada ama yağlanmamış olanını galiba getirmişiz sana. Kahve diyelim mi? Kahve kahve. Geri döndük. Evet. Büyük sanatçı. Büyük sanatçı. Serp Akkaya'yla sohbetimize devam ediyoruz diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ben pek sanatçı dedirtmiyorum kendime. Evet. Ya o konuyu biraz önce arada konuştuk. Hadi şurada da bahsedelim. Hemen ittireyim dedim. Yani her oyuncu sanatçı olamaz. Her ressam, her müzisyen. Sanatçılık o mesleği icra eden kişilere verilen bir sıfat değil. Bizim zaten bir sıfatımız var. Oyuncu işte. Ve ben bundan çok memnunum ayrıca da. Oyuncu olmaktan da, bu sıfatı taşımaktan da. Ama bunu karıştırıyor insanlar birbirine diye düşünüyorum. Benim babam mesela banka emeklisi bir adam. 8 tane yağlı boya tablo yaptı ve gayet güzeller. Bu babamı ressam yapmıyor. Bir tane roman yazdı, bu bir basıldı. Bir yandan da yapıyor aslında. Hayır, resim çizen adam yapıyor babamı sadece. Ya satmadıysa belki. Roman ikinci baskısını yaptı ama tamam, bu babamı bir romancı yapmıyor. Al, yapıyor. Yani şöyle diyeyim o zaman. Ben mesela döner kesebilirim bir bıçak verirsen elime ama döner ustası gibi kesemem. Ya yani paramparça ederim o döneri. Bu beni döner ustası yapmaz. Ama ikinci haftada adam sana gel çalış diyorsa ikinci baskı gibi bir kaliteyi aşmışsındır yani en azından. O kişinin gözünde belki. Belki bok gibi bir büfede bu şey yükselmiş olabilirsin ama Bambi'de de sana ikinci haftayı verse okey yani. Bambi üst skala mı? Bambi en iyisi. Flamingo. Ben yani protesto ediyorum kendilerine. Ya sanatçı bence abartılan bir şey. Çünkü sanatçı illa iyi bir sanatçı olmak zorunda değil ki. Bokum gibi sanatçılar da var. Kötü bir sanatçıdır. Sanatçıdır ama kötü sanatçı olabilir. Ben ya gerçekten anlamıyorum sanatçıyı. Ben, Sezen Aksu sanatçıysa ki bence öyle. Çünkü üretiyor. Sezen Aksu iyi bir sanatçı. Kötü sanatçı ne demek yani? Ne bileyim, İsmail Türüt mesela. Niye sanatçı diyoruz yani? Sanat yapıyor müzik. Sanat mı yapıyor? İşte müzik yapan herkes sanat mı yapıyor? Evet. Hayır. Öyle müzik mi yapıyor? Güzel tartışma zemini. Ya ona o payı dinleyenler veriyor. Evet. Evet. O da yapıyor. Sanatçı olmuyor mu? Bence olmuyor. İcra eden oluyor. Anladım. Bence böyle şey, ben mesela diyorlar ki herkese de ünlü deniyor bu aralar. Ama ünlü yani. O başka ünlü. Çikita Muz'u söyleyen adam da ünlü. Neydi o adamın adı? Aytar mıydı? Hiç Ajdar. Bilmiyorum. Ha ha. Biliyorum. O da ünlü mesela. Ya ünlülük bir sıfat değil ki. Çok hani atıyorum bir sosyal medya linçiyle de ünlü olabilirsin. Neydi aynen bu öyle. Götün üstüne oturacağınızı gidin bir şey yapın diyen kadın patladı ya şimdi. Onu da bilmiyorum. Havaalanında ha, kadına. O da gördüm. Ünlü. Evet. Yani ünlüler siz kendinize hemen ünlü deyin ha falan böyle bir çıkış var. Ulan ünlülük iyi bir şey değil ki. Ünlü olabilirsin ama bok gibi ünlü olabilirsin. Nasıl ünlü olduğunla ilgili bir şey o. Ha. Neyle ünlüsün yani. Evet ve çok korkutuyor beni. Var mı böyle bir korkun? Yok, ben Allah'tan kötü şeylerle ünlenmiş biri değilim. Yaptım. İşte bir gün böyle bir şey başına gelme korkun var mı? Ben mesela bazen bir toplantıda oluyorum. Bir bakıyorum mesela annem 3 kere aramış, babam 5 kere, işte yok Serkan arkadaşım 6 kere, diyorum ki kesin ben birini taciz ettim ve haberim yok. Şu anda sosyal medyada da linç yiyorum. Gerçekten inanılmaz böyle bir şey oluyor. Acaba bir şeyim mi? Acaba bilmem ne mi oldu falan. Böyle 20 tane cevap arama görünce bir şey de yapmıyorum. Yeminle çok iyi bir insanım ama. Bence bir şey yapmışsın, o ortaya çıktı diye korkuyorsun. Belki de. Bunu seyirciye bırakacağız. Yoksa korkacak bir şey yok yani, annen 3 kere aramışsa sana ulaşamadığı içindir zaten. Ya atıyorum böyle burnumu karıştırırken gezmişim Fenerbahçe'de, biri Instagram'a koymuş. İşte bu bak şu başıma geldi. Olabilir yani. Nasıl çok boktan bir örnek oldu. Ne geldi? Kötüydü de şey, kafede ben, Sinem ve kuzenim sohbet ediyoruz. Benim en yakın arkadaşım Hakan Eren diye bir adam, çok severim. Onun dedikodusunu yapıyorum bayağı. Hakan'ı gömüyorum yani. Tamam. Ve her günde bir sosyal medyaya adımı soyadımı yazar, bir search ederim yani ne var ne yok diye. Sıçmış diye. Aynen. Gene orada otururken bir baktım, 30 saniye önce bir tane kız şey yazmış, yan masada Serp Akkaya Hakan diye bir arkadaşını fena halde gömüyor. Aa. Evet. Profil sana fotoğrafına baktım, kafayı kaldırıp etrafa baktım. Orada. Hesabı ödemiş, gidiyor arabasını bekliyor. Cesareti baleden. Bak. Yanında da bir bey var. El ettim falan böyle. Adam da bana mı dedi, evet dedim, geldi. Dedim ki bak yanındaki hanımefendi bunu yapıyor yani. Bu da ayıp bir şey yani. Ha, evet. Adam dedi ki haklısın, ben onu sildiririm onu zaten ama dedi uzatmayalım ki hani iş, bizim aramızda bir şey dönmesin. Ben de doğru söylüyorsun dedim, gitti. Sonra kaldırdı kız onu. Yani. Ama şimdi bu sosyal medya ve internet falan filan, artık magazin dediğin şey yan masanda oturuyor.
Ya bence bir gün hepimiz linç yiyeceğiz bir gün. Evet ben yemişimdir şey de linç mutlaka yani. Yesen fark edersin yerinde duramazsın yesen. Hakikaten güzel, öyle düşünüyorum. Doğru. Abi inanılmaz gömüyorlar ya. Yani bir de bu sosyal medyada biz mesela ahlak bekçisine döndük ya hepimiz. Bir olay oluyor hepimiz sanki şey bir fikir belirtmek zorundaymışız falan gibi. Biz bir ahlak jürisiymişiz, vicdan mahkemesiymişiz gibi. Onu da gıcık doğru. Oluyor. Doğru. Ya bir filmde, filmdi yanılmıyorsam, dizi de olabilir yanlış olmasın. Bir hastane sahnesi. İki tane hemşire var. Biri ruj sürüyor, öteki de dedikodu yapıyor onunla. Bir an böyle geçti gitti. Abi hemşireler ayağa kalktı. Yani vay efendim biz hastanede iş yaparken ruj sürüp dedikodu mu yapıyoruz diye. Sen yapmıyorsun, o yapıyor. Aynen. O hemşire yapıyor. Yani. İşte ama öyle yani bizde mesela dizilerde kötü adamların mesleği olmaz. Kötülük yaparlar. Evet, kötü doğmuşlardır. Bir sebebi de yoktur kötü olmak için. Yok evet. Geni kötülük. Genelde yetimhaneye verildiği için kötü olması gibi. Mesleği yok abi. Yani çünkü o meslekle onu isimlendirirsen o kötülüğü, o meslek birliği ayağa kalkıyor. Enteresan doğru şekilde. Söylüyorsun. Ama iyilerin de bizde mesleği yok mesela. İyiler de iyi oluyor sadece. İşe gidiyor böyle iş patronlar var. Patronlar genelde. Patronlar. O iş ne mesela bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Böyle arkada logolar oluyor böyle. Evet. Ben takım o elbise. Hemşirelerle ilgili bir tweet atmıştım. Dedim ki bir tane yok mu hemşire? Ruj sürüp dedikodu yapan o yok, sırada yani. Olmaz. Linç yedim işte orada. Sen hastaneye düşersinler işte falan. Böyle hayatımla tehdit ediyor yani. Oha düşmüşsün işte. Evet doğru şimdi hatırladım. Çok güzel. Uzun zamandır bana da olmuyor. Bir kere olmuştu çok güzeldi. Kaç gün uğraştım. Neydi? Hadi tazeleyelim linçini. Çok. Söylenecek gibi değil. Hadi ya. Vallahi. Yani Instagram'da duruyor zaten de çok uğraştım. Silmedim de. Ama şimdi oralara dönersek çok... Aman boşver. Geçmiş sıkret. Gitmiş. Aynen öyle. Bitti gitti. Başına böyle ilginç şeyler geliyor mu? Bazen. Ne var? Kaliteli. Ya mesela ben şey anlarını çok seviyorum. Abi öyle bir şey yaşadım ki yani o gün her şey değişebilirdi aslında falan. Öyle bir şey var mı? Yok öyle bir şey. Hadi ya. Ya ben bir gün tatilde Kaan Urgancıoğlu'yla İzmir'de yaşıyor o ailecek. Ailesi orada. Ben de onlara gittim. Beraber geziyoruz ediyoruz. Bir akşam dedi ki Alaçatı'ya gidelim. Araba kiralamıştım ben. Onunla gittik. O pardon ben tek gittim sonra onunla buluştum orada. Alaçatı çok kalabalık bir yer. Ve her yerde park yeri var. Ulan dedim ne şanslı gün. Bıraktım arabayı hemen bir yan sokağına gideceğimiz yerin. Eyvah. Kaan'la buluştuk. Sonra dedik ki araba kullanmayalım. Yani içki içtik. Döndük eve. Ertesi gün arabayı almak üzere Kaan'la sabah gittik. Benim arabanın üzerinde 12 tane bal kavanozu vardı. Pazarın tam ortasında. Ve senin arabayı da tezgah yaptı. Evet. Dedim ki abi dedim arabamı nasıl alacağım? Alamayacaksın dedi. Gün yani. Sonunda. Ve haklı adam dedi ki ya sen benim tezgahıma araba bırakmışsın dedi. O yüzden ben kullanıyorum senin arabanı şimdi. Bitsin pazar gel al dedi yani. Tamam çok abi mantıklı dedim. Bir yer. Evet. Pazar bitti. Bir tane de bal verseydim. Hiç aklıma gelmedi ya. Çok tatlıymış. Evet enteresan yani. Çok da tatlı bir esnaftı adam. Yani hiç böyle bir arıza çıkarmadı. Vay efendim arabanın burada ne işi varlar falan. Evet ben de sandım araba ters duruyordu falan gittiğinde. Ha yok. Daha öyle bir anım da ben arabada yokken oldu. Bir arkadaşım benim arabamda takla attı. Hadi ya. Evet o benim anım sayılmaz ama tabii. Değil senin arabanın anısı. Evet. Ama arabalı anıları çok seviyorum. Gerçekten böyle bir ulaşım aracında geçen hikayelere bayılıyorum. Ve çok başıma geliyor ulaşım araçlarında. Yani sadece ulaşım araçlarında başıma gelen şeylerden bir kitap yazabilirim. Doğrudur. Yani çok tehlikeye açık. Bir kere dolmuşa bindim şeyden. Tacize açık. Taciz de değil abi kopuş. Yani başına ne gelebileceğini gerçekten bilmiyorsun. Taksim'den Kadıköy dolmuşuna bindik iki arkadaş. Arkaya oturduk. Bu sarı dolmuşlar var ya en arkadayız. Önümüzde iki kadın oturuyor. Yanımda bir adam. Biz ortadayız ikili olarak. Bir de bu yanda. Yani biz iki kişi oturuyoruz. Önümüzdeki kadınlar sakız çiğniyormuş. Ben onu fark etmedim. Falan diye. Biz de lavuk lavuk konuşuyoruz arkadaşımla. Sonra abi Beşiktaş'a doğru inerken böyle şey geçtik. Stadı geçtik. Sahilden gidiyoruz Yıldız'a doğru. Şoför bir anda dedi ki orospu gibi sakız çiğnemeyin arkada dedi. Biz bunu nasıl böyle bir şey söyledi falan derken kadınlar sana ne ya çiğnerim çiğnemem sana ne falan dedi. O kadınlar da sakız kısmına mı takıldı? Kadınlar sakız kısmına takıldı. Çünkü kadınların mesleği konusunda adam doğru bir tahminde bulunmuş. Hmm. Çünkü sonra bizim yanımızdaki iki adam silah çekti şoföre.
Oğlum hangi minibüse bindin? Abi biz bir anda sen ne diyorsun lan benim bilmem neme falan dedi. Böyle müşteri de değil artık nesiyse o yani. İşveren. İşveren yani artık çalışanına herhalde falan. Sikerim lan falan diyor. Bir anda böyle silah çekti. Dolmuşçu silah çekti falan. Abi Beşiktaş'ta sağa çektiler. Biz böyle ikimiz oturuyoruz. Korkunç. Benim yanından bir silah, buradan bir silah uzanmış. Önde de iki kadın çiğnerim çiğnerim yap. Sen de ne filan diyor. O kadınlar hala orada. Kadınlar hala sakızdalar. Kesinlikle meslekleriyle ilgili gayet gururlular. Bunu yazsan çeksen olur mu böyle saçma şeyler? Asla olmaz abi. Evet kimse inanmaz. Evet. O kadar götümüzü attı ki kapıyı açar mısınız filan diyorum ben böyle. Lütfen kapıyı açar mısınız ineceğiz filan diyorum. Abi kapıyı açtılar. O iki silahın altından böyle geçip bayağı sik filan diye taksi bulup devam ettik hayatımıza. Mesela yani... Bu hangi şehirlerde başına gelebilir dünyada yani böyle bir şey? Bir tek Türkiye'de olabilir galiba. Ya Türkiye ne bileyim birkaç tane daha sayılır. Şimdi hangi sınıfa kafamızı Türkiye koyduğumuzu söylemeyelim, linç yemeyelim. Mesela Almanya, Fransa. Ay. Buralarda olacak şeyler bunlar. Değil mi? Tabii tabii. Fransa'nın böyle... izbe mahallelerini bilmiyor musun? Neler aynen oluyor? Aynen abi. Cezayir, of iyice ırkçılığa giriyorum. Hiç girme. Her şeye dokunduk resmen bugün. Başka düşünüyorum. Söylemek istediğim ne var diye. Evet. Kus ya. Yani aralarda girmeye çalışıyorum. Senden fırsat bulduğum noktada ben de bir şey demek istiyorum bazen. Ben biraz susayım mı? Seni dinleyeyim. Yok bitmiş. Yani zorla anlatmışım her şeyi. Valla. Evet. Kafanda kurmuş muydun işte herhalde? Yok hiç. Geldiğimde de dedim yani biraz konuşalım mı dedin. Bayağı kayıtta konuşur olduk. Evet. Bu kadar kesileceğini düşünmemiştim sanırım. Hiç. Sözüm. Ben gayet daha iyi ağırlanacağımı bekliyordum. Evet. Kahveni de az koymuşuz. Evet. Peki bizim yapım şirketinden sana bir teklif gelse şu anda hemen kabul edecek gaz diyor. Yani yapımımız hiç böyle değil. Yapım inanılmaz. Öyle mi? YouTube tarafı biraz daha zayıf prodüksiyon. Oradan böyle yapıyor adam. Ne yapıyor? Ya kabul etmiyor. Ya bir gün bir şeyler yapılır herhalde. Yapmışız da zaten unutmuşuz. Evet. Haberleri ben unutmuştum. Kıymet de bilmiyorsun. Yani... Hiç bilmem. Vefa çok da sağ yok. Ol. O gün geldiğin için, o gün o kadar değerliydi ki bizim için haberlere gel. Sallıyor. Ama çok sevdim. Onun da mesela buraya geliş motivasyonum da aynı. Ben o işin zaten takipçisiydim. Ha, onu da mı? Evet. İzliyordum ve orada bana olmak bana hayransın yani. Diyebiliriz yani. Diyebiliriz. Hayrandım diyebiliriz. Evet. Çok doğru. Evet. Evet. Yani işte seninki de bir kariyer. Böyle bitti benim gözümde. Aynen öyle. Seni şirketinden kovarım belki. Abi ne güzel olur ya. İnsanların yüzü güldü çok acayip. Değil mi? Baskıdan kurtulan bir şey. Ben geldiğimde herkes böyle somutmuş oturuyordu. Şimdi herkesin yüzü gülüyor. Saddam heykeli yıkıldı hocam. Gereksiz büyütü. Beni tanı Mesut'un dediği gibi. Beni tanı aslanım. Evet. Dur Mesut'un bir şeyini girecektim oraya ya. Onu unuttum. Mesut'un nesini araya girecektin acaba? Değil mi? Sen konuşurken kesmeyeyim dedim. Hadi bunu içime atayım sonra anlatırım dedim. Unuttum. Hoşuna gitti mi? Ya kesmeyeyim dedin. Dedim bir ara. Ben onu kaçırmışım. Bir 4-5 saniye konuştun ya. Ha odur orada o zaman. Orada düşünüyorum. Doğrudur. Okey o zaman hocam. Çok iyi program yapıyorsunuz. Hepinizi tebrik ederim. Çok da teşekkür ederim konuk aldığınız için. Biz teşekkür ederiz. İzleyince fena çıkmayacak bak. Şu anda kafanda bazı şüpheler var görüyorum. İzleyince aa iyiymiş de o kadar da kötü değilmiş. Öyle saçım varken ve küçükken gittiğim berberler gibi konuşuyor. Evet değil mi? Çok eve gidince harika olmuş. Ağlıyor ama eve gidip. Bu bahsettiğim